Türk siyasi tarihinde birkaç kuşağı geride bırakmış olan Türkiye'nin zaman zaman tartışmalı ama söylemleriyle en iddialı isimlerinden birisiyle şu anda birlikteyiz. Gündemimiz kendisinin siyasi geçmişine dikkate aldığımızda belki beklentiniz o yönde olabilir. Politikayı konuşacağımız düşünebilir ama burada yanıldığınızı söylüyoruz. Çünkü bugün siyasetin bir başka boyutuna gireceğiz. Daha doğrusu gündem dışı siyasetle uğraşacağız. Bu ne demek oluyor? Biraz siyasi hayatta iddialı politikacıların yaşam süreci içinde çektiği sıkıntılara değineceğiz. Sıkıntılar derken cezaevi ve demir parmaklılar arkasını kastediyorum. İşte bu acıyı en uzun yaşayanlardan bir isimle birlikteyiz. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığını Türkiye'de ilk açıklayan bir isim Sayın Doktor Doğu Perinçek. Sağ olun. Söz veriyorum. Bugüne kadar sürekli siyaset konuşuyorsunuz, evet. Politik söylemler ortaya koyuyorsunuz. Evet. Ama bugün biraz geçmişe gidelim istiyorum. Aynen. Siz demir parmaklıların acısını en çok yaşayan isimlerden birisiniz. Vallahi demir parmaklıkların arkasında da mutlu olduk. Bir hani okul gibi belki de. Hem okul, hem görev yapmanın mutluluğu, hem umutlar. İnsanı tanımak diyebilir tabii, miyiz? Evet, yani görev yapmaktan mutlu olduk. Sorumluluklarımızı yerine getirmekten mutlu olduk. Umutlarımız bizi hep mutlu yaptı. Hayatınızın en dinamik bölümlerini cezaevlerinde geçirmiş bir isimsiniz. Ama bir yılgınlığa kapılmıyorsunuz. Kaç yıl yattınız toplam? Toplam 14 yıl yattım. 14 yıl yaşamınızdan evet. En önemli kesidi evet. Cezaevinde evet. Geçirdiniz. İlk cezaevi anınızı, daha doğrusu Mart. Nasıl tanıştınız? Ne zaman oldu? 12 Mart, ilk girişim 12 Mart'ta. İşte 72 yılında girdik. Ve 74 yılında afla genel neden girdiniz? O zamanki Türkiye İşçi Köylü Partisi davası nedeniyle 12 Mart diktatörlüğü faşist darbe geldi ve oradaki örgütlerden biri de ona direnen ya bir ihtilal falan provaları mı vardı o zamanlar? İhtilal provası yok ama sosyalizm amacını taşıyan o zamanki genç yeni örgütlerden biriydi. Demir parmaklılar arkasına alındığınız ilk geceyi hatırlıyor musunuz? Ne hissettiniz? Demir parmaklıktan önce işkenceye götürüldük. Yani ilk... Anlatır mısınız? Ankara'da yakalandık bir evde ve ondan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'ne götürüldük. Orada iki gece veya üç dört gece kaldık. Ondan sonra MIT'in işkencehanesine gözlerimiz bağlanarak götürüldük. Ben MIT işkencehanesinde ben... 37 gün, yani 30 gündü o zaman ama 37 gün işkence yapılan odada kaldım. Yani başkalarının işkencesini de tanık oldum. Dört duvar arasında baş başa kaldığınız evet. Bir gece anını hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Bak, ne düşünüyordunuz şöyle, o zaman? Bakın, şu hiç unutmuyorum. İki asker konuşuyor. Askerlerden biri diyor ki, nöbetçi askerler. Biz işkencehanedeki, MIT'in işkencehanesinde biri öbürüne diyor ki, o diyor bunlar ben diyor anlayamıyorum diyor, bu adamlar nasıl dayanıyor falan diye sordu. Öbür asker dedi ki, Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır ki, taşın dayanamadığına insan dayanır. Hiç bu sözü unutmuyorum. Yani askerlerden biri dedi ki, Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır ki, taşın dayanamadığına insan dayanır. Bugün hatırladığınıza göre yaşamınızda bir felsefe olmuş. Tabii. Peki, cezaevinden 74'te bir genel afla çıktınız diye düşünüyorum. Çıktık ama hemen o sene aranmaya yeniden başladık. Ve 78'e kadar da bu sefer arandığım için... yasal siyaset alanında olamadım. Yani çıktıktan sonra hemen 3 ay sonra aranmaya başladık. Türkiye'de yoğun bir siyasetin içinde bulunan veya siyasi gerekçelerle cezaevine konulan insanlar genelde çıkarken ağır bir okuldan yetişmiş olarak da çıkıyorlar genelde ve bir bilenme oluyor. Evet. Sizde öyle bir his oluştu mu? Ben de tabii yani davama daha kuvvetle bağlanma diyelim ama hiçbir zaman kin intikam öyle bir şey oluşmadı ama o davaya daha bağlı, daha tecrübeli, daha birikimli, daha kararlı olarak o cezaevlerinden çıktık. Sözün başında MIT'te ağır işkencelerden geçtiğinizi evet. Söylediniz. MIT de bir devleti teşkil ediyor. Evet. Devlete karşı hiçbir zaman bir kin duygusu oluştu mu? Bir karşı koyma. Devlet yani tabii onların devletine, Amerika ile işbirliği yapan,
Ondan sonra büyük sermaye ve toprak ağalarının yönettiği devlete karşı zaten isyancı durumundaydık. Ama Türk Milli Devleti, Atatürk'ün kurduğu devlet, o bizim devletimiz ve o devleti biz bağımsız, başıdik bir geleceğe götürmekle sorumluyuz. 74'te genel afla çıktınız ama 3 ay sonra tekrar aranmaya başladığınızı söylediniz. Evet. Tekrar cezaevine gidişiniz... 80, yani 70 arandığım davadan beraat ettik. Beraat edince 78 yılında çıktık, bir parti kurduk. Ondan sonra 2 yıl sonra bu sefer de 1980 12 Eylül darbesi geldi ve 12 Eylül darbesi nedeniyle tekrar tutuklandık. Ne kadar kaldınız? Bu sefer 5 yıl falan. 5 yıl. 12 Eylül darbesi diyorsunuz. 12 Eylül deyince tabii Türkiye'nin gelmiş geçmiş önemli siyasi kimlikleri de vardı. Doğru. Onlarla birlikte miydiniz? Evet. Neresiydi? Kirazlıdere'de Liderler Hapishanesi diye sonra anıldı. O bir müddet Mamak cezaevinde kaldık. Sonra orada mücadele ettik. Baktılar ki Mamak cezaevinde bizi kontrol altına tutamayacaklar ve orada insanları ayağa kaldırıyoruz. Bizi bu sefer Kirazlıdere'deki o özel cezaevine, yani daha doğrusu orası dil okulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o dil okulunu cezaevine dönüştürdüler. Oraya götürdüler bizi, MHP yöneticilerini, Milli Selamet Partisi yöneticilerini. Ecevit de o cezaevine daha sonra geldi. Yani Alparslan yani, Türkeş. Yani DSP, yani Ecevit, Alparslan Türkeş, Sayın DSP. Erbakan, Erbakan, tabii o zaman CHP, Erbakan ve biz Türkiye İşçi Köylü Partisi birleştik, orada buluştuk. Yıllarca birbiriyle didişen, tırnak içinde siyasi öncüler, dört duvar arası demeyeyim ama bir dar bir alanda nasıl paslaşıyorlardı? İnsan ilişkiler miydi? Karşılıklı saygı mesela. Kavganı yok muydu? Ecevit'le pimpon oynuyorduk, yok. Ecevit'le pimpon oynuyorduk. Dikkatimi çeken Ecevit'in pimpon topu yere düştüğü zaman hemen koşup kendisi almaya çalışır. Ondan sonra Alparslan Türkeş'le, Sayın Erbakan'la karşılıklı, zamanla saygılı ilişkilerimiz vardı. Ondan sonra mesela Alparslan Türkeş'le sonra o cezaevinde 3 kişi kaldı. Kimler? Ben, Mehmet Bedri Gültekin bizim partimizden, Ural Çalış'tan Alparslan Türkeş, 4 kişi kaldık. 3 tane. 3'e 1. 3'e 1 değil, 4. Yani o 4 kişi kaldı. Sonra üçümüz tahliye olduk, tek başına Alparslan Türkeş kaldı. Onunla bir arada olduğunuz zaman ne hissettiniz? O bizimle orada yemek, bizimle karavana yiyen MHP tutukluları arasında bir Muhittin Usta vardı. Kırıkkale'de usta, makine kimya ustası, silah ustası. Bir Sadık diye bir şoför vardı Adana'da. Bir de Türkeş. O üçü bizimle birlikte yemek yerdi. Karavana yerdi. Siyasi tartışmalarınız devam etti mi orada? Tabii Türkiye'nin geleceğiyle ilgili falan sohbetlerimiz oldu. Demek ki konuşulabildiğini ve belli noktalarda uzlaşabildiğini gördünüz. Tabii. Yani vatanseverlik, ülkenin bağımsızlığı, bütünlüğü falan konusunda tabii ortak paylaştığımız değerler var. O zaman geçmişte de birbirinize haksızlık yaptığınızda gördünüz öylesi bir ortamda. Şimdi o bahislere girmeyelim. Siyaset haksızlık, tamam. Yani siyaset konuşmayacağız dedik. Haklılık, haksızlık değil ama şu doğru, hele bugün Türkiye'nin geleceğini bir milli seferberlik hükümetiyle kurtarabiliriz. O bakımdan bu koşullarda geçmişteki ayrılıkları ve karşıtlıkları değil, mümkün olduğu kadar bugün birleştirici özellikleri konuşmamız lazım. Yanılmıyorsam düzeltin daha doğrusu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin öncü ilah türünden bir gücü olan Alparslan Türkeş'in bazı zaafları olduğu söyleniyor. Zaafını orada bilmiyorum ama şöyle dedim. Mesela o Şeker Kız Kendi filmini tek başına seyrederdi. Yani, nasıl bir filmdi, hatırlayalım. O bir çocuk, son derece yumuşak, insancıl, çizgi sevgi. Film miydi bu? Evet, Şeker Kız Kendi çizgi film. O oldu mu hemen böyle bir televizyonun karşısına geçer, o Şeker Kız Kendi'yi
Bir tek o seyrederdi. Hatta haber verirlerdi işte Sayın Türk'e şeker kız kendi 3 dakika sonra başlıyor falan diye. O iskemleye oturur ve televizyonda o şeker kız kendiyi izlerdi. Bizim Durmuş Uyanık vardı, köylü arkadaşımız. Rahmetli oldu o da. Onunla dama oynarlardı. O, tabii köylüler biliyorsunuz damayı çok güzel oynar. Söke Avşar köyündendir. O, dama arkadaşıydı onlar. Sayın Türkeş ve Durmuş Uyanık. Değerli izleyenler, Sayın Doğu Perinçek'in ceza evi günleri sadece buraya kadar bitmiyor. Bir de yakın tarihimizden, yakın yıllarımızdan bildiğimiz ve ünlü bir tarihe de geçecek olan Silivri olayı var. Evet. Ve son ondan ceza... evvel tabii 90'da Diyarbakır cezaevinde kaldım. 98'de Haymana cezaevinde kaldım. Neden? Diyarbakır cezaevinde sansür sürgün kararnamesi çıkarttı Turgut Özal o zaman ve açık açık da söyledi, dedi bu kararnameyi Doğu Perinçek için çıkartıyoruz dedi. Ve 4 ay kadar Diyarbakır cezaevinde o kararname nedeniyle tutuklandım. Vaktimiz biraz daralıyor ama Silivri'ye dönmek zorundayız. Böyle bir cezaevinde... Ondan sonra bir de bir seneden fazla Haymana cezaevinde kaldım 98. Geldik Silivri'ye 2008'den 2014'e kadar 6 Doğu sene. Doğu Perinçek'in sanki anası cezaevi günlerinde demir parmaklar arasında yaşamış gibi. Devrimci olsun diye doğurmuş. Ve Doğu onun Perinçek. Bedelini ödediniz yıllar boyu. Bedel belki. Değil. O bedel gibi de görülebilir ama aynı zamanda orada da kazançlar var. Ve görevler var. O bakımdan yani oradan biz acı çektik, sıkıntı çektik diye söz etmiyoruz. Görev yaptık diye konuşuyoruz. Silivri sürecine dönelim. Çok kısa vaktimiz kaldı. Silivri'nin Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olacak gibi geliyor bana. O geçirdiğiniz yılları dikkate aldığınızda Türk siyaseti açısından, Türkiye'nin geleceği açısından bir olgunlaşma okulu olarak görebilir miyiz? Askerler için özellikle omuzlarınızdaki, bizim komutanlarımız omuzlarındaki yıldızları kaybettiler fakat Anadolu'nun göklerindeki yıldızları kazandılar. Silivri duvarlarını biz yıktık diyorsunuz. Evet, biz İçeriden yıktık. Mi yıktınız? İçeriden dışarıdan. İçeriden bizler, dışarıdan da Vatan Partisi 70 bin, 80 bin insanımızı duvarın önüne yığdı 2 defa. Ondan sonra hakikaten içeriden dışarıdan yıktık. Zaman zaman toplumda bir kanı oluşuyor. Türkiye tam bir dengeli ülke değil, her an her şey olabilir diye. Böyle bir şeyin olabileceği doğru. Artık şimdi geçmişte olmayanlar olacak. Olağanüstü bir döneme girdik. Türkiye olağanüstü çözümlere gidiyor. Türkiye buradan büyük kararlarla ve çözümlerle çıkacak. Son sözü Doğu Perinçek söyledi. Dileğimiz Türkiye geçmiş günlerde bir daha yaşamasın ve geleceğe ve aydınlık günlere hazır olsun diyoruz. Esen kalmasın. Sağ olasın.